Ha kızım ha? Geç mi kaldınız? Çekil yokuşa bakayım kızım, haydi. Oo, aç oldunuz değil mi? Hey. İç de büyüyeceksin. İç. Şuna bakayım mı? Postumlar gelsin. Çünkü akşam pişirdim onu ya. Bugün hanım, bugün hava uygun değil çevişmeye. Neyse, bugün kafamızı bir takılalım. Bugün de dinleme günü sayalım. Bugün otururuz, bakarız karşılara, ormanlara. Sırlar çıkarız. Efendime söyleyeyim. Yapacak iş mi yok? Tamam, takılırız işte. Ama ben de otlar onları arabaya getiririz. Ondan sonra otlar akşama aşağı köye getiririz. Ne olur. Thank you.
Bak arkadaşım, bu su doğal su. Bu dağdan geliyor. Hiçbir katkı maddesi yok yani. Anlıyor musun? Bizim kalendresinin para suyu gibi değil yani. Anladın mı? Arkadaşlar, bunun için şifa buluyor. Kes su işte. Vurma, vurma. Yalla korkma kızım. Odayısın. Tamam. Neş bakayım. Yürü bakalım. Gidiyor ona hay. Bu kaval rahmetli babamın kavalı. Size hatır olsun diye, sevenlere hatır olsun diye, dinleyenlere hatır olsun diye böyle hasbel kader iki hava vurayım dedim size. Oha. Toplayın doyurun karnınızı. Hadi. Oha kızım. Oha. Oha. Gel haydi gel. Kızım gelme kızım, otur orada otur. Lan ne kubarttın sünörün ha? Sokma yere, sokma. Ne oldu? Onlar bizim misafirlerimiz. Mm-hmm.
Sus bakayım oğlum. Sus. Kışlık yiyeceklerimiz bile bunlar. Dikenlerin ruhuna gitsin. Rahmetli kayınadan bunları çıkmıştır. Ruhuna haberdar etsin hani Allah bulmazdın. Her sene buradan ceviz toplarız. İnekleri göreyim misin? Gel kızım, haydi haydi gel, gidiyoruz, gel. Gel. Gel kızım, gel. Gel, gel, gel. Gel hadi, gel kızım, gel, gel, gel. Gel yaşmak, gel. Gel, gel yukarı, gel yaşmakli, gel. Oh, ben buradayım kızım, gel. Yazın ki yemeklerimin karşılığı. Yemek yap ye. Fasulyenin kavurmasını yap ye. Ne istersen. Rabbim verdi rızıkları. Ama tabii çalışırsan, yaparsan. Ay kapatalım mı ki? Yemekle girelim diye. Ohana niye geldin, niye? Torunlarıma dokuyorum. Dokuyorum işte. Bebeği olanlara veririm. Hediye olarak veririm. Şimdi gücüm var, dokuyabilirim. Bakarsın ileride dokuyamam. Havara durmayı sevmem ya. İlla bir şey yapacağım. Hava iyi olsa da burada bir iki parça çayırım var. Orayı aldım mı? Köydeyim yani. Köyde de çıkaracağım hayvanlarımı. Bu bahçelerinde oturacaklar. Küçük kızlarım diler onlar benim. Yaramazlar, yaramaz. Hanım ben gidip biraz biteyim orada. Geç, geç. Hem tırpanla hem motorla beraber. Peki hava açar da kurudur onları. Hadi, hadi sana kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Biçe bildiğin kadar biç işte. Bu gördüğünüz elimdeki alete geçmiş yıllarda bizim bu yörede tırpan ismi verilmiştir. Tırpan. Yıllar yılı burada bununla beraber sahibiştik. Bu yeni teknolojide motorlar çıkınca biz de bunu bırakınca burada zor geldi bize. Aslında basit motordan kolaydır ama biz de motora alışınca mecbur bırakmak zorunda kaldık. Eski sıradan bir ben kalmışım be. Vay be. Şöyle eski günlerimi bir hatırlayayım dedim.
Burada beraber çapan sallayıp da Rahman'ın Rahman'a kavuşan arkadaşlarım var. Sen şimdi motor çayır pişmeyi bırak. Bıraktım. Tamam. Arabaya oraya çık. Ha, otları alalım arabaya. Akşama gider bunlar göğe. Tamam olsun. Yapalım. İnekleri ahıra koyduk mu? Hı. Gideriz akşama göğe. Yerleştiririz otları. Gel abi motorla. Sırpanı meleğe koyayım. Arabayı al da gelin. Çile bu işte bu dağlarda. Kış. Güz havaları şimdi pek de güzel olmuyor ama işte yapacak bir şey yok. Olan çayırları pişsek kurtulmuş oluruz. Hı, öyle de dokuyorum ya böyle. Uşakla çıplak kaldı. Gel kızım oha otla kızım otla doyur karnını haydi kızım. Yılmıyorum ben yani. Hayatımdan memnunum yani. Sıkıntım yok yani. Hava gazından, egzoz gazından, duman gazından, gürültüden uzak. O arabayı ot kaldıracağız arkadaşlar, ot. Nereye gidecek sorarsanız, köye gidecek. Nereye gidecek yani? Mezele biçtik, kuruttuk. Şimdi ise kalkacaklar yani. Bunları bizden başka bir yapacak olur yok. Biz yapacağız sonuçta. Burada mı kurusun diyorsun? Ot biçildi, toplandı, bağlandı. Şimdi biz arabaya kalkacağız buradan, köye inecek, meleğe girecek. Kışın hayvanları verilecek. Ben yaptığım işten gocunmuyorum. Utanmıyorum, memnunum.
Bizim bu yörede buna horon derler. Bilmeyeniniz varsa şu an itibaren öğrensin yani. Horon. Miktarı ne kadar gelir söylerseniz. Takriben 10 kilo. 4 horon yükleniyorum. Takriben 40 kilo. Arabada yakın olduğu için. Eskiden viraja kaldırıyordum. Hamdolsun Allah'a. Sebep oldu. Yol aldım oraya. Efendim. Şimdi arabaya kaldırıyoruz arkadaşlar. O kakamadık be. Ya yaşlandık be. Yaşlandık ya. Kalk orada. Kalk orada hocam. Çok güzel de oturuyorum abi. Beni hiç rahatsız etme. Kalk orada. Kalk ama. Ya hatun kalksana. Kalk yine sen gel. Ben de biçtim. Ben de serdim kurut. Ben de biçtim yani. Allah kuruttu onları. Bakmazsak ya bu hatun. Eşeğin yerini etmiyor. Etmiyorum olur mu? Bağladım oraya topladım yiyordum onları. Taşıması sanayi. Tamam seninki 3 sefer getir, ben de getireceğim 3 seferini. Kalk kalk hadi beraber gel. Ya sen 3 sefer, ilgim yok benim. 3 sefer al da gel. O sonra... olmadı, o buraya haksızlık oluyor. Haksızlık değil, ne haksızlık? Kalk hadi. Evet arkadaşlar, buna ip ilmesi derler. Bu böyle kalkar. Burada hayat böyle. Emek kadar ne yapacak bu saatten sonra işte. Bir kaka bir koka yerler yağlı boğaca. Tamam. İşte kendi işimizi yapıyoruz Allah'a hamdolsun. Sağlığımız. Sağlığımız, sağlığımız izin verdiği sürece. Seçelim bunu abi. Bu yer, şu anki durduğum yer. Babamın, geçmişte dedemin malı diyelim. Bıraktı gidenlerden Allah razı olsun. Bıraktı gitti bize, biz daha böyle işte. Bugüne bugün burada uğraşıyor. Ya yarın ne olur? Onu da Mevlam bilir, onu biz bilemeyiz tabii ki. Sağlığımız el verirse salatacağız. Çocuk kabuşu sürdürür mü? Pek aklımın yeri diye. Herkesin bir sanatı var. Herkes sanatını izah ediyor. Yeter ki bize muhtaç olmadılar. Allah yollarını, baklarını açık etsin. Biz abi hatun burada oturuyor, bir mat kaldı. Olmaz burada hatun ya. Hiç konsantrayı bozma, burada has oturuyordum. Bak ya, maçını dünya izleyecek hatun, bak. Sen şimdi iyi biber bana, iki sefer de ben alayım. Ha, tamam, Allah razı olsun senden. Hayır, teşekkür ediyorum. İki sefer ama fazla değil. İki seferden sonrasını sen alacaksın. Ah. Al, oh. Çöketini ver bana, arkamda bot olur. Oh. Evet, arkadaşlar, hatun beni acıdı. Dedi ki, sefer de ben atayım, buyur hatun. Ver bana hava iyi bir çöket. Al çöketi de sana vereyim. Bir sene önce gondolu da sana vereyim. Yolduk be, oradan abi. Oo, ha kızım. İki sefer getiririm ha. Tamam, size getir. İkiden fazlası yok. Benden ayrılmazlar. Yuvarlanmasın.
rastlamazdım. Bir uyana bir uyana. Ben bir yere gitmiyorum. Bu ne? Hadi al kızım, bak burada yayılım var. Kanka dur. Akşama ben gene yem vereceğim kızım. Topuncuklarını niye yarıttın ya? Koklanıyorsun, koklanıyorsun. Yoruldum ya. Bak sen. Yitmiyorsun. Küçük horum yaptım. Hiranazın horomi. Hiranaza yaptık onu. Bunlar da böyle alayım. Bunları da alayım. Ha, bunu bağlamak için ip yok şimdi. Bunu zaten ineklere getireceğim. Aldım bunu kolumun altına. Ayakları yünlü olanlar pırahmadlı herhalde. Küçük kızlar onlar. Ben o kadar tavuğa pek o kadar şey etmiyorum da kedi olsa kediyi daha çok seviyorum. Benim işim sığırlarlandır. Sığırları seviyorum. Anlayırım seni, sen yuvarlarda satın aşağı mı? Hava kapattı, yağmur yağacak arkadaşlar. Burası şey, yüksek yer. Burası Karadeniz. Burada yağmursuz olmaz. Güneş alsa da bahtiyar olur. Çayların mecbur böyle. Bak arabayı da kapattım farkındaysanız orada. Gördünüz. Bu dağ fasulyesinin yemeği çok güzel oluyor.
Önceden ha burada yaya yol vardı. Ha buradan ineklerle ha böyle giderdik. Ha burada patika yol var. Arkada ileride mere var. Mereye giderdik. Orada evimiz var. Kayınvalidem orada durdu. Kayınatam orada durdu. Pirdik yani. Orada belirli bir zaman dururduk. Ondan sonra göç ederdik buraya. Ne oldu kızım? Dur bakayım nereye kadar devam ettirebiliriz. İnşallah ettiririk. Seviyorum yani. Hayvanlarımı severim. Bunlardan vazgeçmem. Bak onlar da beni seviyor. Ne oldu kızım? Küstünüz mü? Birbirine küstünüz mü ya? Orada da. Ben 1967 doğumlu, Temelliköy doğumlu, Hacı Mevlüt torunu, İlfet oğlu Özgür Kara. Burada ne yaparsın sorarsanız, ineklerin otun biçeriz, bağlarız, getiririz köye, kışın mallara yedirmek için yaptığımız iş bu. Köyde ne yaparsın sorarsan, kendi bağ bahçe, işte fındık şu, bu fezlat bu fındığımızda yok ama İdare edip gider. Bu zamana kadar çalıştık, yattık, gittik, çoluk çocuğu evlendirdik. Hepsi kendi başına sultan oldu. Biz de yengenle baş başa kaldık. Biz de kendi başımız sultanı. Yaşadığımız hayattan ben memnunum. Çocuklarımdan memnunum. Geçmişlerimizden Allah razı olsun geçti gittiler. Bizi buralara bıraktılar. Ha biz siz kimi bırakacaksınız derseniz ora biraz muamma görünüyor. Temelli köyü çok göç veren bir köy. Gurbetçisi çok. Avrupa, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika o tarafta çok göç etmiş. Onun çocukları, o kuşağın çocukları da Trabzon, Bursa, Samsun, ne bileyim bu taraflara, Zonguldak gibi bu taraflara göç etmiş. Niye göç etti diye sorarsan, ya burada bir gençin şimdi şu anda şöyle diyeyim oğlum, geçinme şansı, barınma şansı zor. Niye zor? Burası Karadeniz bölgesi. Coğrafya yapısı engemelli, arazisi engemelli. Bir genç burada evlendiği zaman gençinle beraber ne yap, hanımınla beraber ne yap, nasıl geçinecek? Ne lan haş orada geçinecek? Ha şu soruyu sorabilirsiniz. Diyeceksiniz ki abi sen ne lan geçinecek? Ya biz 40 dalda oynadık diyorum. 40 dalda oynadık. Bu köyde kim kaldı sorarsan yaşlılar kaldı. Genç ararsan pek nadir bulamazsın. Niye? Hepsi Trabzon'dadır, yurt dışındadır, yurt içindedir, dışarıdadır yani. Biz de geçersek vallahi gerisini düşünemiyorum. Yani, tikenlik olacak yani. Gerçekten tikenlik olacak. Nayaşmakli! Nayaşmak yukarı gel. Asker! Bu da karamant. Benim oğlum. Şu geldiğiniz yol 6 kilometre köyden. Fazla kabartmayayım. En az ben günde 4 sefer, 5 sefer, yeri geldiği uzun günlerde 6 sefer buraya şu gördüğünüz mevkiye atla beraber ot veya odu o devirler kaldırdığını çok daha dün cesar adım gibi atıyorum. İşte bu sağlık niye gitti? Hepimiz öyleydi. Şu gördüğünüz vadide hepsi benim değil bu vadi. Hepsinin sahibi var. Sahibinin çocuklarını toplasam %80'i yerini bilmez. Gelmemiş gitmemiş. Ne elde edecek ki buradan yani anlıyor musun? Onun için yani bizim çocukluğumuza dönersek anlatırsak bizim çocuklarımız da der ki baba siz roman mı anlatıyorsunuz?
Eskiden bir avuç, biz avuç deriz hani, el avuçuyla beraber. Bir avuç, otururlar, çok suygun olan insanlar var bu köylerde. Bu diyardan yani. Niye sen benim yerime niye bir avuç ot biçtin? Ya benim ne sen niye biçtin? Şimdi kimse değer vermiyor. Sahibine tek diyor adam. Gençler diyor sahibine tek abi diyor. Sahibi kim? Allah. Bütün bu gördüğün diyar ya böyle oldu. Şu yan, şu yan tarafta bir şey var. Yer var. Sahiplerini ben kendim şahsını hepsini tanıyorum ya. Hepsi rahmetli oldu. Şu anda dikenliğe teslim. Burada aynı olacak. 200 kuşak kaldı burada. Biz yani 200 kişi. Biz de yaşıyoruz. Biz aynı. Kim gelecek buraya? Sana sorayım. Ha girecek araba önünden pikniğe girecek. Pikniğe girecek ama yolu acaba açık bulabilecek mi geleceği zaman buraya? Bak kameraya bak, kameraya bak. Güzel kız. Pibikli. Buna da baksana. Pibiği niye yapıştıracağım abi bu yenge tarafa? Kızım bak kameraya bak. Yedi yedi de bak burasını doldurdu. Bir sene mi oldu? 32 sene mi? 32 sene. 32 sene oldu. Gençlere şunu diyorum. Önce saygıyı, sevgiyi öğrensinler. Kusurları kapatmayı öğrensinler. Birbirine de üstünü taslamamayı öğrensinler. Gerisi kolay abi. Bu hayatta her şeyi başarılır yani. Biz birbirine destek verdik. Hiçbir şeyimiz yokken bugünlere geldik. Allah'a hamdü senalar olsun. Yoksa kül yumağı derler bizde burada. Sobanın kül yumağı var ya. Orada kaybolup gidersin yani kül yumağın içerisinde. Boşanmalar, bugünkü boşanmalar niye oluyor? Hep birbirine saygı, sevgi, sen benim üstünlüğüm, ben senin üstünlüğüm. Sen az yedin, ben çok yedim. Paraydı, maddiyetti, maneviyatti, efendime lükstü. Bunlara şatafa attı. Önemli olan bunları körlemektir. Normal bir hayat sürmek, yaşantıyı normal hale getirmek. Gerisi teferruattır abisi, anladın mı? Gençlere nasihatim benim bu olsun. Ben kızmışsam nasıl sen? O kızla baktım ben dedim ki ya sen vur oradan eşadım tamam mı? Aslında onun öfkeri geçer o siner. Anladın mı? Kimse birbirinin üstünü taslamaz. Anladın mı meseleyi? Ama ortamı ben buluyorum yani. Ortamı her zaman yengem bulur yani. Ortamı ben buluyorum. Efendim? Sesleme siner. Ben de kolayına kızmam ya. Kolayına kızan bir insan değilim. Çok kızdın mı hayatta birbirine... Ben sırasını getirmiyorum ki. Sırasını getirmez. Öyle değil mi? Artı... Bir de şu var gençler arasında, bilmiyorum, geçiyor insanların bazen kulağına, küfür denilen bir madde var. Yani aile arasında. Söyleyeyim, küfür ay, çok kesin. Ağır bir kelimedir. Şişi kaldırılmaz onu yani onun... Onu kimse onun bünyesi kaldırmaz. Bünyesi kaldırmaz onu. Onun için bizde yani. O yazmaz. Bundan sonrası da Allah'a kalmış. Arkadaşlar, sevenlere, izleyenlere selamlarım olsun. Dostlara selamlarım olsun. Yurt içinden, yurt dışından tüm dinleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Babamın kavalından size bir küçük bir anıt olsun diyorum. Bir hatıra olsun diyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim.